oradaki ortama. Bizim arkadaşlarımız orada çalışıyorlardı 2 Ekim. Dediler ki burada bize bir gün öncesinde onlara saldırma durumu olmuştu. Biz de dedik hani ekip olarak kalabalık olalım, birbirimize destek olalım. Bir tane vatandaş geldi yanımıza. Kaşı gözü yarılmış, burnu kırılmış, başı sargılı. İki tane çocuğunun kurtulması için bizden yardım talep ediyor. Ve bu adam akşam orada nöbet tutuyormuş. Oradan geçen asker ya da polis arkadaşlar onu yağmacı zannetmiş. Ve biraz hırpalanmış. Kendi derdini de anlatamamış. Onun hem o halini, o acziyetini, hem o yüzündeki o yara bereyi görünce yani insan ister istemez böyle bir olumsuz etkileniyor. Yani o kadar kötü bir duygu ki. Yani adamın çocuğunu çıkarmaya gidiyorsun. Adamın kendisi zaten perişan halde. Ne yapacağımızı bilemedik. Termal kamera talep ettik. Geldi. Çocukların yerini söylediler. Bu sefer iş makinesini oraya çıkaramadık. Çünkü devasa bir iş makinesi boyunda hafriyatlar vardı. Yani onlar da sıkıntıydı. Ama elhamdülillah girdiğimiz her inşaatın ya da her binanın içerisinde canlı veya ölü hiçbir şey bırakmadan çalışmaya devam ediyoruz. Şu an belki duymuşsunuzdur. Şehir merkezinde Elektrik Mahallesi diye bir yer var. Sonradan tespit edilmiş bir yer. Bugün yetkili arkadaşlar da onu söyledi. İnanın o kadar kötü bir manzara var ki yıkılmadık ev yok. Ya da zarar görmemiş ev yok. İlla ki bir binada bir sıkıntı var. Ve biz o binaların birçoğunda şunu fark ettik. Zemin ve bir normal katın tabli olarak çöktüğünü. Ve orada ilk depremde bunlar oluyor. Ve bu binalar 25 yaş üstü binalar. Dolayısıyla 99 deprem öncesi binalar. Daha eski deprem yönetmeliğine tabi binalar. Ve bunlar daha riskli zaten. Öyle bir darbe almışlar ki mesela işaretlemişler. Burada 3 kişi var. Bugün o 3 kişiyi CEKUT arama kurtarma birimiyle çıkardık. CEKUT'ta Adalet Bakanlığı'nın ceza ve infaz koruma memurlarının oluşturduğu bir arama kurtarma birimi. Çok da güzel bir uyumlu bir şekilde çalışma ortamımız var. Yarın sabahtan devam edeceğiz. Şu an 7/24 arkadaşlar orada çalışıyor. Biz birine devrettik AFAD'a. Bize talimat o şekilde geldi çünkü. Artık 7/24'e geçildi. Durak bilmeden çalışılacak. Bizim arkadaşlar devretti AFAD'daki. Ardahan AFAD'a devretti. Sabah da geri biz onlardan devralacağız. Bir binada 9, bir binada 8 tane şu an kişi var diye umut ediyoruz. Böyle bir Allah razı olsun içtenliğini ben hiçbir yerde gerçekten yaşadığımı hiç düşünmüyorum. Yani şu an aklıma hani eski yaşadıklarımı getiriyorum. Bu kadar samimiyetle Allah razı olsun diyenlere ilk defa rastlıyorum. Arkadaşlar da yani şaşkınlıkla bazılarının yaptığı hareketleri görünce ister istemez hani şaşırıyoruz. Her çıkardığımız bir cesette veya her çıkardığımız bir canlıda ayrı bir hikaye var. Yani onu görünce insan ister istemez böyle bir derinden yaralanıyor. İki kişi var. Sonra yanına biri daha geldi. Bir iki kişi daha var dedi enkazda. Dedik söz size de yardımcı olacağız. Onlar da umutlandı bizim o yarın size de yardımcı olacağız dememizde. Onların da cesetlerini sağ salim böyle bozulmadan herhangi bir zarar vermeden çıkardık. Ve hepsinin ayrı ayrı böyle enteresan, ilginç, bir o kadar insanı derinden yaralayan anıları vardı. Yani şu 28 kişilik ekiple geldiğimiz süreçte yaklaşık 60'a yakın ölü çıkardık. 3 kişiyi arkadaşlarımız kurtardı. Biz 3 ekibe bölünmüştük. Sahada daha verimli olalım diye. Her ekibin başında bir teknik arkadaş ve yanında işte kaynakçı ustası, işte inşaat ustası, tesisatçı vesaire. Yani inşaat namına, bir binanın yapılması veya onarılması namına hangi meslek grupları varsa hepsiyle birlikte
sahada üç koldan vatandaşlarımızın derdine derman. Anne diyor, ben diyor kız kardeşimi aldım, eve geçiyorum. Sohbet ediyorlar falan, mesajlaşıyorlar. Sonrasında annesi de diyor ki saat 2:30'da. Oğlum ben ya uyuyorum diyor, hayırlı geceler şeklinde bir mesaj yapıyor. Hatta attığı mesajı bile gösterdi. Ve gece depremle ailesi uyanıyor. Kız kardeşi onun yanına gelerek kurtuluyor. Diğer kız kardeşi, ablası mı oluyordu? Evet, ablası, annesi ve babası, bir de kuzeni vefat ediyor. Biz şimdi ilk başta yatak odalarına baktık, yattıkları yerlere baktık ve biz çok hassas çalıştık. Yani bu süre zarfında da biz hiçbir inşaatta, hiçbir çıkardığımız ölüye zarar vermedik. Ben kendi mimar olduğum için, arkadaşlar da teknik arkadaşlar olduğu için hep böyle operatörleri de dikkatli şekilde yönlendirerek enkazı böyle sanki iğne ile bir kuyu kazar gibi çok güzel bir şekilde ölüleri çıkarmış olduk. Her yerde baktık. Bir baktık. En büyük ihtimal geriye bir giriş kaldı. Dedik ya bunlar acaba bir anda hepsi, 4 kişi bir anda işte çıkmaya çalışıp girişte mi yakalandı diye. Orayı arkadaşlara tarif ettim. Bir baktık, bir bayan kafası, saçı göründü. Sonra vücudu. Sonra altından bir kafa daha çıktı. Farklı renkte bir saç. Sonra bir baktık başka bir kol var. Erkek kolu. Sonra o kolun yanında bir tane daha bir bayan kolu çıktı. Ama dördü de birbirinden farklı kişiler. Ve böyle bir şey olmuştu. Şöyle. Yani birbirine geçmiş bir ceset yumağı gibi düşünün. Onları çıkardık. Birincisini çıkardık. Çocuk şey yapamadı. Bayağı bir böyle gerildi, kötü oldu. Yani ne yapacağını bilemedi. Bir taraftan bizim arkadaşlarımıza, oradakilere şey yapıyormuş, böyle fıkralar anlatıp hem gülüyormuş, evet, hem üzülüyormuş. Yani çok garip bir ruh hali. Allah kimseye vermesin. Evet. Öbür taraftan ikinciyi çıkardık. Üçüncü kişiyi çıkardık. Dördüncüsünde babasını çıkardık. Orada cenaze sahipleri bizi alkışladılar. Yani ne diyeceğimizi bilemedik. Yani çok kötü bir durumda insanlar bizi alkışlamasına mı şey yapalım? Hani neyi garipseyeceğimizi bilemedik. Kuzenim babası arkadaşımıza demiş ki benim iki kızım vardı. İkisi de 30 yaşında vefat etti demiş. Birisi beyin kanamasından vefat ediyor. Bu da kuzenini o akşam uçağa yolcu etmek için götürüyor. Akşam da teyzesi gibi de kalıyor. Ve çocuk, o kız çocuğu da orada vefat ediyor. Adam o kadar büyük bir acı yaşamasına rağmen, yani iki kızı varmış zaten, başka da çocuğu yok. Yani bu kızını da kaybetmesine rağmen Allah verdi, Allah aldı, ne yapayım yavrum diyerek kendini teselli ediyormuş. Öyle olunca ben, hani biz de çok böyle tuhaf olduk, ne diyeceğimizi bilemedik. Bir taraftan ölülerin o kokusu bizi biraz böyle etkiliyor. Bir taraftan o insanların ruh hali, çalıştığımız ortamın zorluğu, daha önce hiçbir depremde çalışmamış olmamız. Bunlar hepsi üst üste koyunca ister istemez biraz daha böyle kendimizi toparlamak için gayret sarf ediyoruz. Yani burada çalıştığımız ortam, çalıştığımız şartlar, insanların psikolojileri, gördüğümüz manzara, yani bunların hiçbiri sıradan böyle günlük yaşantımızda karşımıza çıkan şeyler değil. Ve buna benzer birçok şeyle karşılaştık.